Sırada Rectangular Light'tan bahsetmek var. Rectangular Light'ı sahneye eklerken buradaki ikondan yararlanıyoruz. Aktif hale getirip sahneme bir dikdörtgen çizer gibi bunu ekliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde tıkladım ve bir kez daha tıklıyorum. Rectangle Light aktif ve ileri doğru götürüyorum ve sahneme bunu yerleştiriyorum. Reverse Face özelliği bunda da aktif. Mutlaka beyaz yüzey, ışık veren yüzey beyaz yüzey oluyor ve arka taraftaki yüzey ışık vermiyor. Yani Rectangle Light'ı eklerken bunlara dikkat edeceğiz. Yine Rotate araçların bunda da aktif. Rotate ile yönünü ayarlayabilirsiniz bunun. Rectangular Light'ta sağ klik menüsünde özellikleri var. V-Ray for SketchUp Edit Light'tan bunun içerisine girip özelliklerini değiştirebilirsiniz. İlk renderim şu şekilde Rectangular Light sahneye eklendiğinde burada görüyorsunuz bir karakter var. Üzerinde parlak bir malzeme var. Yeşil parlak bir malzeme var. Rectangular Light'taki seçeneklere geri dönüyoruz tekrardan. Double Side seçeneği. Aktif hale getirildiğinde çift taraflı oluyor bu ışık. Ve buradan ileri gittiğimde sonucu görebiliyoruz. İki tarafa da ışık veriyor. Bir diğer özelliği ise tekrardan SketchUp'a dönüyorum. Invisible yani ışığı görünmez hale getiriyor. Aktif hale getirdiğinizde okey deyip tabi onaylıyorsunuz. Ben hazır olduğu için sahne yapmıyorum. Tekrardan geçiyorum buna. Bir ileri gittiğimde invisible seçeneği yani görünmez hale geliyor ışık. Bazı durumlarda rectangle light'ı saklamamız lazım bu rectangle ışığı. Karakterin üzerine dikkat ederseniz hala kendisini orada gösteriyor. Burada bir ışık sanki görüntü var. Burada bir yansıma var görünüyor. Ve ışık olmasa bile gizlense bile aydınlanma devam ediyor sahnede. Bir diğer özellik ise bazı istenmeyen durumlarda yeniden bunu gözden geçirmeniz gerek. Aşağıda karakterin üzerindeki ışığı göstermişim az önce. Affect Reflection yani bu ışığın yansımalarda görünmesini engelle seçeneğini seçerseniz bu ışık karakterin göğsünden gidecektir. Bir ilerideki olay ise Light, pardon, Decay. Şuradaki No Decay. Buradaki Decay işaretlediğimde, No Decay işaretlediğimde sahnedeki her obje eşit miktarda aydınlanacak. Bu ilk seçenekte natürel bir sonuç gibi görünmeyebilir. Eğer bu karakterin önündeki ışık mesela 50 ise, 50 şiddetindeyse diyelim, arkadaki duvarda 50 şiddetinde hesaplanacaktır, aydınlanacaktır. Normalde çok natural bir sonuç değil bu. Uzakta olan obje mutlaka daha az aydınlanacaktır. Fakat bazı durumlarda çok güçlü ışıklara ihtiyacımız olduğunda bu seçeneği aktif hale getirip kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bir diğer seçenek ise tekrardan dönüyorum. Öncelikle sahnemi bir ileri alıp ilk başa dönüyorum. Default aydınlatmaya döndürüyorum. Burada Ignore Light Normals diye bir seçenek var. Bunu da aktif hale getirdiğimde yani bunu iptal ettiğimde ışık şuradayken gördüğünüz gibi aydınlanma bu noktadan başlıyor. Bir ileri gittiğimde biraz daha önden başlayacaktır. Daha soft bir aydınlanma sağlanacaktır sahnede. İleri doğru gidiyorum. Ignore Light Normals yani ışığın yüzey normallerinden hatırlayın. Bir önceki derslerde bahsetmiştim. Yüzey normali şuydu bunun. Bu tarafa baktığı için ileri doğruydu. Bunu biraz daha kırıyor. Daha açılı bir hale getiriyor. Ignore Light Normal seçeneği. Başka bir seçenek ise Store Irradiance Map seçeneği. O da şurada. Store Irradiance Map seçeneği. Bu da arkadaşlar. Store Irradiance Map seçeneği bir ileri gittiğimde şuradaki gölgelere dikkat edin. Daha yumuşak bir hale geldi. Az önce böyleydi. Gördüğünüz gibi noise'lu bir şekilde yayılıyor gölgeler. Pütür pürüzlü böyle parlak bir şekilde yayınlanıyor gölgeler. Işık tarafın arkaya düştüğü için. Bir ileri gittiğimde ise Store Radiance Map seçili olduğu için gölgeler artık Radiance Map ile hesaplanıyor.
Yani bir önceki bölümde buradaki gölge kalitesini Rectangle Light içerisindeki subdivizyonu yükselterek düzeltebilirdik. Fakat bu da bize render zamanı olarak fazla yansıyabilirdi. Restore Irradiance Map seçeneğini seçersek eğer Irradiance Map gölgeleri kendi hesaplayacak artık. Irradiance Map ayarlarına göre belirlenecek gölge kaliteleri. Çok bir değişiklik olmayacak buradaki ayarı değiştirirsek. Eğer çok fazla ışık varsa sahnemizde Irradiance Map seçeneğini işaretlememiz bizim lehimize olacaktır bazı durumlarda. Bir ileri gidiyorum. Bu Irradiance Map'ti. Shadow Bias seçeneğinden bahsedeceğim. Bu da gölgelerin biraz yerini değiştiriyor. Şuradaki seçenek Shadow Bias seçeneği. Bazı durumlarda gölgelerin yerini değiştirmeye ihtiyaç duyabiliriz. Mesela şu şekilde. Kötü bir yere vurduğunda gölge bunun ayarlarıyla oynayıp 0,01'dir bunun değeri. Bunu biraz daha düşürüp yükseltip bu değeri oynayıp buradaki gölgeleri hareket ettirebilirsiniz. Bir diğer sahneme geçiyorum. Bu da Rectangular Light'ların kullanılma yerleri. Az önce sahneme duvara çizip eklemiştim. Burada da bir komponent içerisine yerleştirip ve o komponenti dağıtıp, kopyalayıp ilgili ışık simülasyonunu gerçekleştirebilirsiniz. Mesela şuradan baktığımız üzere bir komponent bu arkadaşlar. Bunun içerisinde bir rectangular light var. Ben bunun içerisine yerleştirdim bunu. Bu şekilde de renk verdim üzerine. Bazen bunun default rengi beyaz olduğu için sahnemize eklendiği zaman bembeyaz göründüğü için yanlışlıkla silebilirsiniz. Rectangle Light'ın üzerine bir renk atabilirsiniz. Hiçbir şekilde yansımaya yani rengini değiştirmeyecektir. Bu sadece orada sarı bir obje olarak yani bir light obje, ışık obje olduğunu belli etmek için bunu yapabilirsiniz. Bazen ben istemeden dolayı siliyorum bu neymiş falan diye. Sağ klik yapmanın üzerine bir ışık olduğunu anlamadan silip gidebiliyorum sahnemden. O yüzden bu yöntemi kullanıyorum. Bir renk verip ışık olduğunu belli ediyor bunun üzerine renk aracıyla materyalisten. Bu şekilde de sonuç şöyle bir ileri gittiğimde intensity 1 değerindeyken yani ışık şiddeti 1 değerindeyken sonuç bu. Intensity değerini ise şuradan ayarlıyorduk. Bu arada bu pozisyonlar rectangle light'ın içine girmek için arkadaşlar sahnenizin içine girmeye gerek yok. SketchUp'ta Outliner diye bir menü vardı. Burada rectangle light'ları görebiliyordunuz. Her ne varsa sahnenizde Group Object Comp'un bunun içerisinden buralara geçiş yapabiliyorduk. Sağ klik menüme buradan da girebilirim. Edit Light bölümüne bakın tekrardan açıldı. Color bölümünden rengini değiştirebilirsiniz. Intensity bölümünden de tonunu değiştirebilirsiniz. Bir önceki değer 1'di az önceki renderımda. Şimdi 10 olarak bir render örneği gösteriyorum. İleri gittiğimde ise daha aydınlık bir sahne ortaya çıkıyor. Bu şekilde rectangular light'larınızı intensitesini yükselterek sahnenizde daha aydınlık bir simülasyon gerçekleştirebilirsiniz. Basit olarak rectangle dersimiz şimdilik bu kadar. Daha ileriki derslerde bazı konulara da değineceğiz. İyi geceler diliyorum hepinize.